Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dijitürk'te Türksat 4A kanal kurulumu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Dijitürk anahtar bilgisine gelelim. Buradan dijital kart bilgileri diyoruz. Buradan 22.12.07'ye basıyoruz. Parolanızı bilmiyorsanız buradan evet'i tuşlarsanız 4 tane 0 otomatik yapacak. Benim zaten 4 tane 0. Buradan fabrika ayarlarına sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. 4 tane 0'a girelim. Evet, birazdan sıfırlanmış bir şekilde geri gelecek ekranımız. Evet, Türkçe olarak devam ediyoruz. Buradan direkt menü tuşuna basıyoruz. Evet diyelim burada. Menü tuşuna bir daha basalım. Evet. Menü tuşu biraz inat ediyor bu aralar herhalde. İki kere menü tuşuna bastık. Buradan arkadaşlar yeniden Dijitürk anahtar bilgisine geliyoruz. Buradan yeniden dijital kart bilgileri diyoruz. Burada 22.12.07'ye basıyoruz. Bu sefer aşağıda tüm kanalları etkinleştir diyeceğiz. Sizde bu ayar etkindeyse bunu da etkinleştiriyorsunuz. Buradan çıkış yapalım şimdi. Televizyonumuzun fişini çekip geri takalım. Ekranımız gelsin. Evet, buradan cihazımızın üstünde çıkış tuşuna basalım. Yeni yazılım arıyor, gerek yok. Evet, şu an mod tuşuna bakalım aktif olmuş mu? Evet, gördüğünüz gibi diğer mod Dijitürk modu olarak değiştirildi diyor. Bir daha basalım, Dijitürk modu diğer mod olarak değiştirildi. Şimdi buradan menüye girelim geri. Buradan ayarlara girelim. Çıkış yapalım. Tamam diyoruz. Şimdi gelişmiş kuruluma girelim. Buradan uyduyu görüyorsunuz. Basalım. Buradan Türksat'ı bulup seçeceğiz. Evet, Türksat. Buradan kendimizi ayarlayacağız. Kullanıcı tanımı diyelim. Frekans 12.380. 12.380. Burayı dikey yapalım. Sembol hızı 27.500. Ve şu an gördüğünüz gibi güç ve kalite sinyali geldi. Tamam diyoruz burada. Aşağıya tamamı basalım. Aşağıdaki yeri de aynı yapalım. 12.380. Aşağısı dikey. Sembol hızı 27.500. Burada tamam diyoruz. Burada yeniden menü tuşuna basıyoruz. İki kere menü tuşuna bastım. Dijitürk anahtar bilgisi diyoruz. Kart bilgileri diyelim. 22.12.07'ye basıyoruz. Fabrika ayarlarını da yeniden sıfırlıyoruz arkadaşlar. 4'ten 0'a girelim. Şimdi birazdan ekranımız yeniden açıldığı zaman bu sefer kanal aramaya gireceğiz.
Türkçe diyelim buradan. Menüye girelim geri. İki kere menü tuşuna bastım. Ayarlar diyelim. Pardon, burası değildi. Kuruluma girelim. Gelişmiş kuruluma girelim. Buradan yeniden biraz önceki gibi ayarlayacağız. TürkSat'ı bulalım. Buradan kullanıcı tanımlı diyelim. Frekans 12.380. Burayı dikey yapıyoruz. 27.500 yapıyoruz. Evet, sinyalimiz, güç kalitemiz geldi. Tamam diyoruz. Aşağıyı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Frekans 12.380. Burası dikey. Sembol hızı 27.500. Evet, güç ve kalite burada da geldi. Tamam diyoruz. Aşağı inip artık arama yerine basıyoruz. Birazdan kanallarımız tek tek gelecek. %100 olduğu zaman bütün TürkSat kanallarını bulacak. Evet, şu an 15 tane kanal buldu. 9 tane de radyo. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, %100 olduk. Kaydete basıyoruz. Buradan çıkalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi Kaçkar TV. Bir sürü kanal çıkmış. Şu an görüyorsunuz. Radyolar filan. TRT1 de var hatta. Evet arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.